Selam gençler YouTube Fizik'te Barış kanalına hoş geldiniz. Evet 4 baba soruyla serimizde bu sefer iş güç enerji ile ilgili gerçekten de hiçbir yerde göremeyeceğiniz yöntemlerle çözülecek olan bazı sorulu tiplerinden bahsedeceğim. Tabi ilerleyen günlerde bu soruları başka kanallarda da görebilirsiniz bu şekilde. Hadi bakalım başlayalım bakalım soruları. Şimdi ne demiş? Sürtünmesiz düzenek serbest bırakıldığında X ismi, şimdi bakın ne güzel duruyor sistem tutuluyor. Bıraktığın zaman X ağır olduğu için ne yapacak? Buraya gidecek ve X ismi yere vurduğu anda Y cisminin kinetik enerjisi E oluyormuş. Şimdi X yere vurduğu anda X'in kinetik enerjisi ve Z'nin o andaki potansiyel bak bir sürü şeyi soruyorum ve 3 cisim var. Şimdi tek cisim soruları kolay. Neden ne? kaybettiğini kendin kazanıyorsun zaten. Şimdi olayı öncelikle benim tavsiyem şu bakın e, ee, X cismi önce bir hazırlık yapalım. Y cismi var. Z cismi var. Bunların neleri var? Potansiyelleri ve kinetiklerini bir kontrol edelim bakın. Şimdi biraz sonra sistem bıraktığımda X buraya geldi. Y biraz sonra buraya geldi. Z de yukarıya gelecek değil mi şimdi? Tamam. Şimdi ne oldu? X aşağı indiğine göre potansiyeli azaldı. Y aynı seviyede olduğu için potansiyeli değişmedi. Z'nin potansiyeli de ne yaptı? Arttı. Peki bu arada iple bağlı olduğu için bu adam V hızı kazandığında bu da bir V, bu da bir V kazanacağına göre. O zaman her birinin kinetik enerjisi artacak mı? Evet. Ve ne biliyorum bakın eğer bir sistemde sürtünme yoksa bakın anlatacağım yönteme şimdiden itibaren dikkat edin. Azalanlarla artanlar birbirlerine eşittir. Dönüşme olmuştur sadece. Şimdi ne azaldı? Bak bunlar önemli çünkü adam istediğini sorabilir. Böyle yaz önce bir potansiyel enerji x eşittir. Ne arttı? Potansiyel Z artı kinetik X artı kinetik Y artı kinetik Z. Bak böyle sorularda şey diyorlar bazen. X'in kaybettiği potansiyel Y'nin kazandığı kinetik eşit değilmiş işte bak. Mesela bunun gibi ifadeler. Şimdi başlıyorum. X ne kadar kaybetti? 2 h aşağı inince 2MGH değil mi? Eşittir. Z ne yaptı? H yukarı çıktığına göre MGH olacak. Artı x'e şimdi kinetik enerji veriyorum. Bakın 1 bölü 2, 2m v kare. y'ye 1 bölü 2m v kare. z'ye de 1 bölü 2m v kare olacak değil mi? At karşıya artık mgh cinsinden konuşabiliriz. Bak şimdi uyan. Şimdi ben bu adama e desem. Şu adamda bir e. Şu adamsa 2 e ise ne oldu sonuç? 4 e. Demek ki e başına ne düşüyormuş? mgh bölü 4. Şimdi adam bunu bulduktan sonra konuşalım x yere vurduğu anda y'nin kinetik enerjisine e demişim ben de e demişim güzel bak neymiş bu dursun şimdi diyor ki x yere vurduğu anda x'in kinetik enerjisi kaç 2e bak öyle değil mi? bak x'in kinetik enerjisi hemen altında 2e peki z'nin potansiyel enerjisi o anda bak m kütlesi h yukarı çıkınca bunun potansiyel enerjisi ne kadardır mg 2h değil arkadaşım sen ne biliyorsun H demek 4e o zaman bunun 2 ile de çarpılmış hali olduğu için bu da 8E yapar. Dolayısıyla aradığımız cevap 2E'ye 8E diye bir cevap olacaktı. Denge konumunda bulunan bir yayın önüne en kütleli bir cisim konulup yay K noktasına kadar sıkıştırılıyor. Cisim serbest bırakıldıktan sonra L'den geçerken ki kinetik enerjisi EL, N'den geçerken EN'e bölmeler eşitmiş, sürtünmeler dönemsiz. Hadi bakalım. Şimdi Yaylardaki enerjiyi hatırlatmak istiyorum neydi 1 bölü 2 k x kareden bulunuyordu değil mi? Şimdi bak burada önemli bir nokta var madem buralar eşitse bana istediği noktayı sorabilir diye ben de buraları şöyle bir hazırlığımı yapayım şöyle bir bölmelendireyim ve buraların her birine de x diyelim bak burası 0 noktası değil mi yani hiç enerjinin yayda olmadığı x x x sıkıştıracağım. Şimdi buraya geldiğinde ben buraya yaydaki enerjileri yazmaya başlayayım. Ne kadardır? Bak şu konumdan x sıkıştırdığım zaman 1 bölü 2 k x kare. Bir x daha sıkıştırdım. Dikkat şimdi. 1 bölü 2 k 2'nin karesi 4 x kare. Bir x daha sıkıştırdığınız zaman 1 bölü 2 k 9 x kare. Hadi kolaylaştıralım şimdi. E burada tabi 0. Burası 4 e 9 e'miş değil mi? Bak bunlar yay. Hadi şimdi bir de cisimdeki kinetiklere bakalım. Şimdi K'ya kadar sıkıştırılıyor ve orada serbest bırakılıyor. O zaman cismin K'daki kinetiği ne kadar? Sıfır. Ve şimdi en önemli yere geldik bak. Bu adamın 9E potansiyel enerjisi var. Yani bunun da sıfırsa yani buradaki senin toplam enerji değerin ne kadar arkadaşım? 9E'dim bak burası toplamda burası 9E. O zaman hep 9E olmalı. Bak 4E'si buradaysa o zaman 5E'si kinetiktir e'si yaydaysa 8 e'si kinetiktir. 0 kaldıysa yayda 9 da cisimdedir. Bak ne güzel dönüşe dönüşe gitti. Şimdi adam sorsun ya. L'den, L'deki kinetik enerjisi 5 e. N'deki kinetik enerji de 8 e'miş. 5 bölü 8 diye buluyoruz. Şimdi hem atış bilgimiz hem birazcık enerji bilgimiz bak şimdi ne demiş. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda denge konumundan bak denge durumu burası zaten x kadar sıkıştırılan esneklik katsayısı k olan yayın önüne m kütleli ko cisim konunu bırakıldı cisim r'ye çarpıyormuş buraya Şimdi ne yapıyor olay şöyle oluyor yay enerjiyi depo etti değil mi ne kadar 1 bölü 2 k x kare bıraktı bu andan itibaren cisim ne yapacak bir anda buradan bir v hızıyla fırlayacak bu bir yata yatış olduğuna göre de ne yapacağız? 1 t süre sonra yere düşecek. Ve d yolunu ben nasıl bulacağım? Cevap basit. v çarpı t. Bu arada uyan. t'yi ne belirliyordu? h'lar değil mi? h eşittir. 1 bölü 2 g t karede değil mi? Şimdi mesela e, hatta burada ispata kadar bile gidebiliriz. Mesela v'yi nasıl bulacağım peki? Hadi bulalım. Bak 1 bölü 2 k x kareler. 1 bölü 2 mv kareleri dönüşüyor. Doğru mu? Bak, 1 bölü 2 der giderse. O zaman ben v'yi çekersem buradan ne olur? k x kare bölü m'nin kare kökü olur. Hatta isterseniz şöyle yazalım. x çarpı kök içerisinde k bölü m. Değil mi? Tamam. O zaman bak d eşittir. v'yi yerine koyuyorum bak. x çarpı k bölü m çarpı. Ben buradan bir de t'yi de yerine koyalım. Bak çek buradan. 2H bölü G'nin kare kökü müdür? T. Onu da koydum yerine. 2H bölü G. Hatta istiyorsanız biraz daha bir şık hale getirelim şunu. X. Bak K var. 2H var. M var. G var. Bak bunu resmen şu anda size ispat ettim. D'yi etkileyen durumu. Adam sorsun şimdi bakalım. Diyor ki hangileri yaparsa S'ye çarpar. Yani senden istenen şey şu. Şuranın 2D olması için. O zaman hemen x'i 2 katına çıkarmak. Aynı y'yi 2 x sıkıştırdım. Yes. M ye yerine x sıkıştırıp tamam x'e dokunmadık. M bölü 4. Bak m bölü 4 koyarsan o 4 yukarı gelir. Kare kökten dışarı 2 çıkar. Yes I can do it. Aynı yay aynı cisim kullanarak 4 h. Bak H'i 4 katına çıkarttığın anda 4 dışarı 2 çıkar. Yes you can do it. Ben de I can do it diyorum dolayısıyla buna. Hadi bakalım. Şimdi biraz çift cisim gene pislik bir durum. Bir de ip değişikliği double double pislik. Yani bu pisliği yapmak istemezdim ama ne yapalım. Arada olur böyle bakalım. Şimdi dedim, sistem serbest bırakında x ismi 12 jüllük kinetik enerjide yere vuruyormuş. x yere vurduğu anda y'nin potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisini bulacağız. Şimdi başlayalım. Şimdi ne oluyordu? Bak çift cisim değil mi bu bak. x, y, potansiyel kinetik başlıyorum. Şimdi x aşağıya inecek. O zaman x'in potansiyeli azalacak. Tabi bu arada y de biraz yukarıya çıkacak. O zaman bunun potansiyeli artacak. Bu arada bu belli bir hız kazanırken bu da kazanacak. Yani her ikisinde kinetik enerjisi artacak. O zaman ne dedim ben sizlere? Azalanlarla sürtünme yoksa makara ağırlığı falan diyor ki hiçbir şey. O ne güzel. Azalan ne? Potansiyel x eşittir. Potansiyel y artı kinetik x artı kinetik y olacak işte bak bitti olay bitmiştir görüşmeyelim bak bunu yazdığın gün fiziği biliyorsun sen birader derim sana ciddi anlamda şimdi hadi bakalım şimdi burada pislikle bir tanışalım bunu h şeye indirdim de makaralardan bu buna kadar geliyordu h bölü 2 bu arada bu adam aynı sürede v kazanıyorsa bu ne olur o zaman v bölü 2 kazanır bir de bak pisliğe bak yani yollar orantıyı vermiyor işte o zaman başlıyor X ne kadar azaldı? MGH azaldı. Bunun karşısında Y'nin enerjisi bak ne kadar? Mg H bölü 2 çıktı. Artı X'e ne kadar kinetik enerji? 1 bölü 2 M V kare. Artı Y'ye ise 1 bölü 2 M V bölü 2'nin karesi. V kare bölü 4. Olay bitmiştir bak. Mg H bölü 2 kalıyor. 1 bölü 2 M V kare. Artı 1 bölü 2 M ve kare bölü 4. Şimdi bu arada bir bilgi vermiş. X yere 12 joule. Bak buna 12 joule demişler. Ya o zaman bu 4'e bölündüyse o zaman ben buna da 3 joule derim. Yani Y'nin kinetik enerjisi 3 değil mi? Tamam. Şuralarda bir 3 gördüm. Burada da bir 3 gördüm. Ama bir şey daha var. Y'nin potansiyel enerjisini soruyor. Ne kadar o anda potansiyel enerjisi bunun? MGH bölü 2 değil mi? E Bak şimdi uyan. Burada da MGH bölü 2 var değil mi? Oo, neydir bu ikisinin toplamı olduğuna göre. O da kaç yapıyormuş demek ki? 15 Joule yaptı mı? O zaman 15'e 3 diyoruz. Mutlu bir hayat sürdürüyoruz. Evet umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur gençler. Ee, kafanıza yatmayan bir yer olduğu zaman da zaten yorumlara da yazın. Elinden geldiğinde cevap vermeye çalışırım. Ama... Elimizden geldiğince de sakince de çözmeye çalıştık sorularımızı. Hadi bakalım bir sonraki çalışmada görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın hepiniz. Hoşçakalın. Genç.